Evet, 19 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17'de başlayıp yaklaşık yarım saat süren yağmur ve yağmurdan sonra yağmurla birlikte yağan dolu Çamoluk'ta üreticilere ciddi manada zarar verdi. Çamoluk'ta yolları kapattı. Efendim dükkanlar su bastı vesaire ama Çamoluk'ta en büyük zararı da üreticilere verdi. Bu üreticilerden birisi de Çamoluk'un kuru fasulyede, Çamoluk'un meşhur kuru fasulyesindeki üretimin en büyük tedarikçilerinden olan Ramazan Varıcı'nın 8 dönümlük bu kuru fasulye dikim alanına, kuru fasulye bahçesine verdi. Şimdi bu kuru fasulye bahçesini hep birlikte gezeceğiz. Fasulyeler dökülmüş yerlerde. Şimdi buradan Ramazan Bey yevmiyeciler tutaraktan bu dökülen fasulyeleri yerden toplatmaya çalışıyor. Hani zararın ne kadar neresini kurtarırsak o kadar kârdır. Şimdi Ramazan Bey'le görüşeceğiz ve tekrar alanı bir gezeceğiz. Bunları uzaktan bir gösterelim. Şurayı da bir gezelim. Şuraya bak ya. Bak. Hepsini dağıtmış ha. Ne varsa yerde. Başında 3 tane, gerinde 103 tane. Böyle. Evet Ramazan Bey geçmiş olsun. Sağ olasınız. Nasıl oldu yani ne kadar bir zarar verdi herhalde bostanınızda? Şu anda %70 zarar var. Yani hasattan %70 zarar mı var? Evet. Evet. Peki size bu dolu sadece fasulyeyi yere dökmekle mi verdi? Yani içindeki Evet. fasulyeyi yere döktü. Aynen. Yetişen fasulyeyi toplama sefasına yaklaştığımız bu hafta toplamaya başlayacaktık. O da dolu işte bizden önce topladı. Ama yere indirdi. Yere indirdi. Fasulyenin şeyine bir zararı var mı? Kalitesine ve herhangi bir şeyine ama Ya rekolteye şimdi çoğu zarar. ıslandı. Islanan fasulye daha olmaz. Yani ıslandı gitti. Onun için de hemen apar topar toplamaya başladık artık. Ne kurtarırsak. Evet. %30 kurtarabilsek ne mutlu. Yani %30 kurtarmaya Heh. çalışıyorsunuz Evet. ama %70 %70 gitti yani. gitti. Islandı. Islanmasaydı olurdu. Peki hasar tespit çalışması yapıldı mı sizin Şu bahçenizde? anda kimse yok. Ne ziraatçı var, ne ziraat odası var. Kaymakamlık zaten tatil olduğu için ilgilenmiyor. Ziraatçı yok. Bugün aramamıza rağmen ziraatçı gelecek, işte başka yerden gelecek, afet gelecek deyip savuruyorlar. Şu anda yok. Yani şu an 2 gün oldu ama sizin bahçenizde hasar tespit için Yok. gelen yok. Hiç kimse yok. Söylediğimiz halde kimseye ulaşamadık. Ziraatçıları aradık, ziraat odasını aradık. Kimisi burada yok. Siz normalde kayıtlı çiftçisiniz, doğru mu? Tabii. Sisteme kayıtlı Hayır, biz çiftçisiniz. 4 senedir bu işi resmi olarak yapıyoruz. Bir de organik olmak istiyoruz. Resmi olarak, organik olarak ve devlet destekli yapıyorsunuz. Ama 2 gün, hatta 2,5 gün geçmesine rağmen şu ana kadar Hiç hiç söylediğimiz halde yani yok, şey yok, yetkili yok. Zaten böyle olsa da daha seneye yapmayız. yani bu hal tutumda tabii çiftçiyi bezdiriyor, yoruyor diyorsunuz ve onun Tabii için. yani şimdi fasulye en zahmetli, en çok şey gören, emek isteyen bir şey olduğu için şimdi işin sonuna gelmişiz. Tam toplama sefasında afet oldu. Yapacak bir şey yok yani Allah'tan gelene başımız eğri. Yapacak. Ama biz Ama devletten devlette de varsa böyle bir imkan, onu da yaralanmak isteriz. ama hasar tespit çalışması şu an için yapılmadığından dolayı Şu bundan anda yapılmadı. Yarın kaymakamlığa tekrar dilekçeleri resmi olarak müracaatımızı yapacağız. Artık oradan ne gelirse gelir. Afet gelir mi, gelmez mi? Ama biz tutanaklarımızı hepsini yapacağız. anladım. Geçmiş olsun. Sağ olasın, teşekkürler.